Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 2024 yılına çıkmış LGS sınavının fen bilimlerini bölümünü sizlerle birlikte çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Bir hücredeki kalıtım materyallerini oluşturan yapılardan DNA, gen, kromozom veya organik baz aşağıdaki modellerin hangisinde doğru işaretlenerek gösterilmiştir? A'da gösterilen ifade DNA bölgesi değil, kromozom bölgesidir arkadaşlar. B'de gösterilen bölge organik baz bölgesidir. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. C seçeneğimize gelelim. C seçeneğimizde gösterilen ifade diploid bölgesidir. Gen bölgesi değildir arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. D seçeneğinde gösterilen ifade kromozom bölgesi değil, DNA bölgesidir arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuza devam edelim. Buna göre ikinci veya üçüncü bezelyenin genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bezelye bitkilerinde boy uzunluğuyla ilgili bir çaprazlamada çaprazlanan bezelye ile elde edilen bezelyelerden birinci ve dördüncü bezelyelerin genotipi şekildeki gibidir. Elde edilen bezelyelerden ikinci ve üçüncü birbiriyle çaprazlandığında iki farklı fenotipte bezelye oluştuğu gözlemleniyor. Şimdi ilk bezelyeler kendi aralarında çaprazlandığında birinci bezelyemiz büyük E büyük E, dördüncü bezelyemiz küçük E küçük E oluyor. İkinci ve üçüncü bezelyelerin genotipi şu şekilde olabilir. Büyük E büyük E, büyük E küçük E, büyük E küçük E, küçük E küçük E. İkinci ve üçüncü bezelyeler için şu genotipler ortaya çıkabilir. Ama bir şartımız daha varmış. İkinci ve üçüncü bezelyeler de kendi aralarında çaprazlandığında iki farklı fenotip ortaya çıkıyor. O yüzden büyük E büyük E ikinci bezelye için de üçüncü bezelye için de olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu olursa eğer tek çeşit fenotip ortaya çıkar. Baskın olduğu için. Büyük E büyük E. O yüzden İkinci bezelyemiz küçük e küçük e olabilir. Bu seçeneğimiz gitti. İkinci bezelyemiz büyük e küçük e olabilir. Bu seçeneğimiz de gitti. Üçüncü bezelyemiz büyük e küçük e olabilir. Bu da gitti. Üçüncü bezelyemiz büyük e büyük e olamaz. Neden olamaz? Çünkü eğer ki büyük e büyük e olursa tek çeşit fenotip ortaya çıkar. Ama bize soruda iki farklı fenotip oluştuğu söyleniyor. İkinci bezelyemiz de büyük E büyük E olamaz. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bu klonlama işleminde elde edilen bireyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir memeli hayvanın klonlaması ile ilgili bilgiler şu şekildedir. P bireyinden bir vücut hücresi alınır. Alınan hücrenin çekirdeği çıkarılır. Bir R bireyinden yumurta hücresi alınıp çekirdeği çıkarılır. Bu yumurta hücresi içinde P bireyinin hücresinden alınan çekirdek aktarılır. Sonrasında embriyo oluşumu sağlanır. Bu embriyo başka bir bireye aktarılarak o bireyde yavru gelişimi sağlanır. Klon birey elde edilir. Arkadaşlar bu verilen bilgilere göre bu ifademizi bir görselleştirelim, bir daha iyi anlayalım. Bir tane P canlımız varmış. Bir tane de R canlımız varmış. Bu P canlısının vücut hücresini alıyoruz ve çekirdeğini çıkarıyoruz. R canlısından da bir hücre alıyoruz. Onun da çekirdeğini çıkarıyoruz. Ve bu R canlısının çekirdeğinin hücresinin dış kısmını alıyoruz. P canlısının çekirdeğini bu R canlının hücresine aktarıyoruz. Ve bizim bir X canlımız olsun. Bu hücreyi bu X canlısına aktarıyoruz. Embriyosuna. Bu geliştiğinde ortaya bir Y canlısı meydana geliyor. Ve bu Y canlısı P canlısının birebir klonu. Yani aynısı. Seçeneklerimize bakalım. Bu klonlama işleminde elde edilen bireyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. P ve R bireyleri farklı türe ait olabilir. Olamaz. Çünkü ortaya bir klon çıktığı için aynı türe ait olmak zorundadır. B'ye gelelim. Gelişimi tamamlandığında yavru oluşması beklenmez. Klon oluştuğu için yavru oluşması beklenir arkadaşlar. Hücredeki çekirdeklerde bulunan kromozomların bir kısmı R bireyinden gelmiştir. R bireyinin çekirdeğini çıkardığımız için kromozom da çekirdekte olduğu için R canlısından hiçbir kromozomun kısmı gelmemiştir arkadaşlar. Bu ifademize yanlıştır. Hücredeki çekirdeklerde bulunan kromozomlardaki aleller P bireydekilerle aynıdır. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü
Yeni oluşan canlı P bireyinin birebir klonu, yani birebir aynısıdır arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Bir hayvan türünde kürk rengi melanin pigmentinin üretip üretilmemesine bağlı olarak değişmektedir. Bir pigmentin üretilmesi durumunda kürk rengi kahverengi olmaktadır. Bu pigmentin üretiminden sorumlu gende bir mutasyon olduğunda pigmentin üretimini sağlayan normal enzim üretilemediği için kürk rengi beyaz olmaktadır. Bu süreçlerin bazı aşamaları şekilde gösterilmiştir. Verilen birinci görselimizi inceleyelim. Pigment üretiminden sorumlu normal gende enzim üretimi gerçekleştiği için pigment üretimi için gereken enzim normal bir şekilde oluyor ve kahverengi pigment üretilebiliyor. Hayvanımız kahverengi kürklü oluyor. Ama mutasyonlu pigment üreten bir genimizde enzim üretimi bozuk olduğu için pigment üretilemiyor ve hayvanımız beyaz kürklü oluyor. Sadece bu bilgilerden yararlanılarak verilenlerden hangisi belirlenebilir? DNA'daki mutasyona neden olan dış etken belirlenemez. Çünkü bu şekilde de verilen paragrafta da böyle bir bilgiye yer verilmemiş. Bu mutasyona neden olan dış etken radyasyon mu, pH mı, sıcaklık mı? Bu bilgiler böyle bir bilgiye ulaşamadığımız için birinci ifademize ulaşamayız. İkinci öncülümüze gelelim. Mutasyonun fenotipteki belirtileri. Evet. Mutasyon olduğunda beyaz kürklü oluyor. Mutasyon olmadığında kahverengi kürklü oluyor. Fenotip belirtilerini belirleyebiliriz. Başka genlerde mutasyon olup olmadığı böyle bir bilgiyi ne paragraftan ne verilen şekilden çıkaramayız. Bu bilgimiz de yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Buna göre bu canlı türlerine ait bir ekoloji piramidi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Kara ekosisteminde ve aynı besin zincirinde yer aldığı bilinen K, L, M ve N canlı türlerinden M türüne ait bireylerdeki biyolojik birikimin diğerlerinden daha az olduğu bilinmektedir. K, L ve N türleri tüketicidir. Biyolojik birikim en az en alt tabakada bulunur. O da M türüne ait olduğu bilinmektedir. Bunu sağlayan seçeneğimiz bir tek B seçeneğinde vardır. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. 6. sorumuz. Buna göre bu bitkinin aynı sürede ürettiği glikoz miktarının değişmesi için işlemlerinden hangisi yapılabilir? Sarı renkli ışıkla aydınlatılan bir su bitkisinin yaptığı fotosentez hızı bitkinin belirli süre boyunca ürettiği glikoz miktarından yararlanılarak belirlenir. Burada bize soruyor ki fotosentez hızını ne etkiler? Öncüllerimize bakalım. Bitkinin sarı renkli ışık yerine kırmızı renkli ışıkla aydınlatılması. Işık rengi fotosentez hızını etkiler arkadaşlar. O yüzden birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize bakalım. Bitkinin bulunduğu ortamdaki oksijen miktarının artırılması. Oksijen miktarı fotosentez hızını etkilemez arkadaşlar. Fotosentez hızını karbondioksit miktarı etkiler. Bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığını değiştirilmesi. Sıcaklık fotosentez hızını etkiler. Belli bir aralıkta olması lazım. Optimum sıcaklık. O yüzden üçüncü ifademiz de etkiler. Cevabımız 1 ve 3. Yani C seçeneği arkadaşlar. 7. sorumuzdayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi burada verilen üretim yoluna doğru bir örnektir? Havadaki azot gazını bazı mikroorganizmalar dışındaki canlılar doğrudan kullanamaz. Örneğin bitkiler azot ihtiyacını amonyum ve nitrat gibi azotlu bileşiklerden sağlar. Bu bileşiklerin üretim yollarından biri de mikroorganizmaların havadaki serbest azotu bitkinin kullanabileceği hale dönüştürmesidir. Burada bahsettiği olay arkadaşlar azot gazının mikroorganizmalar bitkinin kullanabileceği amonyum ve nitrata dönüştürerek bitkinin kullanacağı forma dönüştürür. Bunu sağlayan şey mikroorganizmalardır. Burada A seçeneğini incelediğimizde ayrıştırıcı mikroorganizmaların organik atıkları parçalayarak, bakın organik atıkları parçalayarak diyor. Öyle bir şey olmayacak. Azot gazı olacak. A seçeneğimiz gitti. B seçeneğimize gelelim. Yıldırım gibi doğa olayları havadaki azotun azotlu bileşiklere dönüştürerek toprağa geçmesini sağlaması. Bu da değil. Burada yıldırım değil, mikroorganizmalar gerçekleştirmesi lazım olayı arkadaşlar. B seçeneğimize gitti. Topraktaki bakterilerin azot bileşiklerini parçalayarak azot gazını oluşturmasıdır. Bu da tam tersini söylemiş. Bu ifade de olmayacak arkadaşlar.
Baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakterilerin azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürmesidir. Buradaki bahsettiği ifade tam olarak budur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. 8. sorumuzdayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel ısınmayı azaltmaya yönelik önlemlerden biridir? Sera etkisinin artışından kaynaklanan küresel ısınma yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. İklim değişikliği bu olumsuz etkilerden biridir. Küresel ısınmadaki artış bazı önlemlerle azaltılabilir. D seçeneğimize bakalım. Atık pillerin toprağa karışmasının önlenmesi. Bu toprak kirliliğidir arkadaşlar. Suyun tasarruflu olarak kullanılması. Bu su tasarrufu ile ilgilidir arkadaşlar. Akarsulardaki sanayi atıkların uzaklaştırılması. Bu da su kirliliği ile ilgilidir arkadaşlar. Enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi kullanılması. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Neden? Çünkü fosil kaynakları kullandığımızda arabaların egzozlarından çıkan gazlar küresel ısınmayı tetiklemektedir. Havayı kirletmektedir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 9. sorudayız arkadaşlar. Buna göre bu şehirlerle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Yerküre üzerinde eş yükseltideki K ve L şehirlerinde yılın belirli bir ayındaki sıcaklık ortalamalarının eşit olduğu belirlenmiştir. Bu şehirlerde yaşanan mevsimlerin de aynı olduğu bilinmektedir. Bu verilen ifadeyi hemen bir görselleştirelim arkadaşlar. Bu güneşimiz olsun. Bu da dünyamız olsun. Dünyamız eğiktir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şu da ekvator çizgimiz. Burası kuzey yarım küre. Burası güney yarım küremiz olsun. Şimdi şu ifadelere dikkat edelim. Eş yükseltide bu şehirler sıcaklık ortalamaları eşitmiş ve aynı mevsimlere yaşanıyormuş. Aynı mevsimlere yaşanıyorsa arkadaşlar ya bunlar kuzey yarım kürededir ya güney yarım kürededir. Çünkü kuzey yarım kürede yaz yaşanırken güney yarım kürede kış yaşanır. Bunlar aynı mevsimde olduğu için ya kuzey yarım kürededir ya da güney yarım kürededir. Birinci öncül de diyor ki farklı yarım kürelerde yer alırlar. Bu imkansızdır arkadaşlar. İkinci öncülümüze bakalım. Ekvatora olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bu ifade olabilir arkadaşlar. Yan yana olurlar, üst üste olurlar, dip dip olurlar. Ekvatora olan uzaklıkları birbirine eşit olabilir. Her iki şehre de güneş ışınlarının gelme açısı aynıdır. Bu da olabilir arkadaşlar. Olabilir dediği için bu öncülümüz de alabilir. Olmaya da bilir ama olabilir dediği için 2 ve 3. öncülümüz olabilir. O yüzden cevabımız C seçeneği.